Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Şu anda nişan bohçalarını kız evine doğru sokuyoruz. Evet, bohçalar burada ve herkes... Çekmesene. Pardon Rıza Bey. Ben unuttum yasak bölge olduğunu. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Merhaba. Hoş geldin. Hoş buyurun. Gördük. Buyurun. Şöyle geçin. Meda Hanımcığım siz şöyle. Ben Kankacığım sen de yanına. Tamam. Evet. Haybe'cim siz de şöyle. Ben. Evet. Şöyle mi söyleyeyim? Ha? Ah, Tuna. Simay, sakin dur kızım. Yine başladın kontrolsüzce çekimlere Tuna. Keşke alsaydım o telefonu elinden. Gürül çekmiyorum, görüyorsun çekmiyorum. Tuna kardeşim, çek çek. Gören körde duyan duydu zaten. Bizim Mahmut da memlekete gitti artık, gelmez. Şaka yapıyorsun. Ya şu anda nasıl mutlu oldum? Ya duydu mu Gürül Rüsa Bey? Çekebilir miyim ya? Çekebilir miyim? Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne gerek vardı? Biz hediyelerimizi verip müsaadenizi rica edelim. Aa. Evet yani biz anlamayız öyle hani bohçadan falan hani hanımlar onlarla ilgilensin biz çıkarız biraz sonra. Nereye gidiyorsunuz Dündür? Sen de çıkarsın herhalde biraz sonra. Yok yok hiçbir yere gitmiyorum da yabancı kimse gelmeyecek. Simay istemedi kimsenin gelmesini. Sultan Hanım da razı ettik. Maalesef doğru. Ne hayallerim vardı. Konu komşu herkesi çağıracaktım. Meltem Hanım ne aldıysa serezdirdim ortaya, herkese göstereceğim. Ben kısmet değilmiş. Böyle olduğu daha iyi olmuş Sultan Hanım. Sonuçta bunlar bizim size hediyemiz. Yabancı kimsenin görmesine gerek yok. Yani ben de katılıyorum Meltem'e. Sultan Hanım böylesi daha iyi oldu yani. Aa, kakacığım. Gerçekten böyle düşmene çok şaşırdım. Hayır biz seninkini deyip aynı fikirdeyizdir biliyorsun. Sen niye durgunsun bugün kalp hırsız Simay? Bir şey. Bari bir çay içip öyle kalkalım. Tuna artık onu çekme. Çekiyorum. Niye çekiyorsun? Çekiyorum. Çay yani çay veririz şu an. Yürü çaya dikkat et. Çekmeyelim. Meltem Hanımcığım biraz önce dedi ki... ...getirdiklerimizi herkesin görmesine gerek yok dedi. Ya bu ne demek? Biz bizeyiz de yabancı değiliz. Kankacığım ve eşi zaten ailede sayılır. O zaman ben bu bohçaları açarım. Tanrım ne yaparsın? Anacığım şimdi herkesin içine yerimi zamanı mı açmıyorlar? Sultan Hanım, biz gittikten sonra rahat rahat açar hepsine bakarsınız. Sultan otur oturduğun yerde tepemin tasına tutma. Teyzemin kızını çağırma dediniz sustum. Halamın torunlarını çağırma dediniz sustum. Konu komşuyu çağırma dediniz, sesimi çıkarmadım, bir şey demedim. Bir tanecik kızım var. Hayallerimi yıktınız. O kızımın da borçalarını açamayacaksın. Ben kimin borçalarını açacağım ya? Burada bir şey var. Az uzundan bakacağım. Doğru söylüyorsunuz. Bence de açın. En iyisi o. Ne var Gönül? Merak ediyorum. Ben de görmek istiyorum yani. Neyi merak ediyorsun sen? Neyi merak ediyorsun yani? Madem çok merak ediyordun, kızlarla alışverişe de gitsin. Götürmediler ki. Evet. Herkes hazır olduğuna göre çeyiz sandığını açayım. Huu! Çok şık. Meltem Hanım, gerçekten sekti bir insansınız. Tüylü topuklu terlikler. Kitti de en güzelini aldı. Bana da alsaydınız bunlardan. Söyleseydiniz alırdım. He, keşke söyleseydin. Evet, Simay'ın da bu. Oo, çok güzel. Sultan ne yapaysın? Koyun yerine. Sürdürsün. Hap mı gittin hangi ara aldın kız? Benim gözümden kaçmış.